Evet, içimiz artık dolmuş. Artık başımızdan gitsinler. Artık istemiyoruz. Artık onları istemiyoruz. Hırsızları başta istemiyoruz. Namuslu, cinsiyetini bilen bir vatandaş da olsa çıksın orada bizi yönetsin. Şu anda doları düşürdünüz. Alkışlıyoruz. Neyi alkışlıyorsunuz ya? Biz fakirlerden alıp onların cebine yine dolduruyor. Ve başta ve şu anda TL'yle değil mi? TL'yi bankaya atıyorsun. TL düştü. Soğuk su iç. Bak, soğuk su bunun üstüne iç. Çünkü bak TL'yi atıyorsunuz bankaya. Kimden atıyorsunuz? Zenginlerin cebinden yine bu bankaya atılıyor. Fakirden de alıp onların üstünü tamamlıyorsunuz ya. Onların üstünü tamamlıyorsunuz. Bizim cebimizden alıp onların cebini dolduruyorsunuz. Muhalefet yok. Ve kendisi de 7 sülalesine yurt dışına depoladılar. Ülkeyi soyup soğana çevirdiler. Daha ne istiyorsunuz bu ülkeden ya? Daha ne istiyorsunuz siz? Manadası. İsteyecek bir şey varsa söyleyin. Ablacığım. Ben şundan bahsediyorum, ekonomiden bahsediyorum. Sen daha iyi bilirsin, çarşı pazara çıktığın için abi. Yanıyor, vatandaş yanıyor, esnaf dertli. Yangın, evet, ülke yangın almış, gidiyor. Dertler nelerdir abla? Dertleri konuşalım. Dertler çok. Dertler o kadar çok ki. Ben 4 tane çocuk okuttum bu ülkede. Çalışıyorum, değil mi? Yarın emekli olmaya korkuyorum. Neden efendim? Neden? Çünkü pahalılık almış başını gidiyor, adaletsizlik almış başını gidiyor. Her şey, yani her şey karma karışık. Her şey birbirine karışmış. Anladın mı? Neyle yönetiliyor bu ülke? Nerede mafya varsa biz oradayız. Nerede hırsız varsa biz oradayız. Nerede yolsuzluk varsa biz oradayız. Uyuşturucu baronları alıp ertesi gün bırakıyorlar. Mahallede çoluk çocuğu zehirliyorlar. Adalet bunun neresinde? Adalet yok mu? Kaybettik. Adalet var da. Vicdanımızı kaybettik. Anladınız mı? Sahip olacağız. Çocuğuma ne kadar sahip çıkabilirim ki? Bak şu gençlerin haline baksana. Şu gençlere okula, ben kızım şu anda Kütahya'da kızımı okutuyorum üniversitede. Kızımı üniversitede okutuyorum. 2 milyar kızıma yolluyorum, değil mi? Kızım halen ağlıyor çünkü anne bir şey alamıyorum diyor. Hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı. Herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Adaletsizlikten şikayetçi. Her şeyden şikayetçiyiz biz. Yani artık gitsinler başımızdan. İstemiyoruz ya. Hayat pahalılığından bahsettin. İlk önce oraya geleyim abla. Dolar çıkarken 18 TL'ye biliyorsunuz ki dakika dakika etiketler hep değişirdi. Ama şimdi baktığımız zaman dolar 11 lira seviyelerine kadar düştü. Neden bu fiyatlar bize yansımıyor? Vatandaşın cebine ya da yansıyor mu? Yansımıyor çünkü ya. Cumhurbaşkanımızın derdi vatandaş değil. Çünkü sokağa çıkıp da marketi ya da bir fakir mahalleye gidip de yoksulun halini dinleyen bir cumhurbaşkanı değil. Kaç yüz bin kişiyi sarayda çalıştırıyor ancak onların parasını versin. Ancak yurt dışına parasını götürüp çoluk çocuğuna 7 sülalesine depolasın. Fakir fukara kim bakar? Ya ben geldim buraya. Dedim ki yılbaşıdır çoluk çocuğuma bir şey alayım. Bakıp geçiyorum eşim burada. Ne aldık biz? Ne aldık? 20 milyonluk yüzüm aldık. Biz kaç senedir bu ülkeye çalışıyoruz. Gerçekten öyle. Bak gerçekten. Kaç senedir annemiz, babamız, biz hepimiz bu ülke için çalıştık değil mi? Düştü. Abim bir dakika ablamızı dinleyelim. Bu ülkeye hepimiz çalıştık. Dolar düşsün. Kardeşimiz askerlik. Ben 7 kardeşimi askere yollamışım. Başka bir şey daha. İki de evladım var. Hepimiz bu ülke için çalıştık. Vergimizi ödüyoruz. Biz an çıktı karşı meydan karşısında konuşuyoruz değil mi? Ha ben yarın teröristim, beni içeri alıyorlar. Ben terörist değilim. O terörist olan insanın hiçbir gün dediler mi bu niye terörist oluyor? Hiç bunu biliyorlar mı? Çıksınlar bir Güneydoğu'ya gitsinler. Bir insanın halini sorsunlar. Ya oradaki insanlar gençlere fabrika kurulsa o gençler gelip de ya da dağa çıkıp da ya da İstanbul'a gelirler mi? Gelmezler. Çünkü imkanı çiftçiye yeterince destek yok evet, mu? Hayır yok. Var. Yok. Nerede var ya? Nerede var? Kardeşim nerede var? Varsın. Bir dinler misin? Abi dinler misin? Ben de çiftçi kızıyım. Ben de çiftçiyim. Ben 37 yaşına kadar. 15 milyon. Çiftçi. Yoktu. Bir kontrolün gemi yoktu. Şimdi daha yok. Dur abi ben geliyorum. Adalet. Şimdi mi yok? 10 sene önce mi yoktu? Ne? Şimdi mi yok? 10 sene önce mi yoktu? 20 senedir yok.
20 sene de tamamen kayboldu. Allah var. Tamamen kayboldu. Allah var. Türkiye de kayboldu. Bütün senin insan... görüşün farklı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak siz abla, iki bak. Tane Kürt çocuğu burada görseniz hemen başına çırılaşırsınız dersin. Kim? Siz terörsünüz. Ya sen kafan nerede? Dinler misin? Ben dinliyorum, sen kafan nerede? Dersin ki sen terörsün. Ya da ben bir şey konuşuyorum, bak, sen dersin ki dinler misiniz? Dinler misiniz? Dinler bak misin? Sen beni dinle önce. Dinler, sen hayır. Yanlış konuşuyorsun. Bak sen şu anda benim konuştuğuma bak, tahammülün Kürt'te yok. Bak terörist diyemezsin. Tahammülün yok. Tahammülün. Ben demiyorum. Baştakiler diyor. Ve içeri alınıyor hem bütün gençler hemen. Anladın mı? Abla şimdi bak, devam et. Devam et. Söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Devam et. Söyle. Söyle. Neyi söyleyeceksin? Sen diyorsun ki 20 seneden beri o Diyarbakır anneleri ne yapıyor orada? Hayır. Diyarbakır anneler. Çiftçilerden bahsediyor. Adam çiftçilerden bahsediyor. Yoksulluktan bahsediyor. Ben de onun cevabını veriyorum. Yoksulluktan. Güneydoğu'daki anneyi ben bilmem. Çocuklara orada diyorsun ki şey dayanışma yok diyorsun. Öyle şey olamaz. Yok. Nerede öyle var? Şey olamaz. Nerede var? Nerede mi var? Nerede var? Ne dayanışması? Abla sen bak görüşün bak, zıt. Gidip de AK Parti'nin binasında yalakalık yapan gider, o da onun yanında çıkarır televizyonu. Aa bu anneler ne kadar perişan. Ya diğer anneyi niye görmüyorsun? Diğer annenin zararı ne? Diğer anneyi niye görmüyorsun? Diğer annenin annesi ne? Bütün anneleri görün o zaman. O zaman bütün anneleri göreceksiniz. O zaman bütün anneleri. Sen bunu yayınla. O zaman bütün anneleri göreceksiniz. Ben anneyim, ben bütün anne. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siz bütün anne, bütün anneleri göreceksiniz o zaman. Senin görüşün o zaman bütün anneleri. Hayır. Ben vatan severim, vatan. Ben vatanımı seviyorum. Bak. Yurdumu seviyorum. Tepki topluyorsun. Bak, yapma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aa ekonomi krizi varmış. Ekonomi krizi varmış. Ekonomi bilmem neyi varmış. Ya ekonomiyi batıran sensin. Bu ülkeyi batıran sensin. Satan sensin. İnsan yoksulluğu yaratan sensin. Ve çıkıyorsun yine diyorsun, İvan yolluyorsun insanlara, ya biz deprem parası yatırıyoruz, vergi parası yatırıyoruz, şunu yatırıyoruz, bunu yatırıyoruz. Ufak bir hastalık çıktı 2 senedir. Yine ama İvan yolluyor bizim elektrik faturasının önüne koyuyor. Baygın bir şey dinliyor. İvan yolluyor, vatandaş bana para yine yollasın. Ya sen neredesin o zaman? Sen nerede oturuyorsun? Sen neredesin o zaman? Hangi sana ne, nerede oturdun? Sen hiç ilgilenmez. Sen hiç ilgilenmez. Ben mi? İlçe hangisi? Ya nerede? Eyüp'te oturuyorum ben. Eyüp'te. Alibeyköy? Sana ne, nerede oturuyorsun? Emniyetepe, ya sana Nurtepe, ne? Neresi? Hala kardeşim. Yok bak bir şey söyleyeceğim ya. Kardeşim sen insanların sicilini mi soruyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben sana soruyor muyum? Yok oranın. Evet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var. Sana kim yardım etmedi? Onu söyle. Ne? Sana kim yardım etmedi? Onu söyle. Ben yardım istemiyorum kardeşim. Ben iş istiyorum. Nasıl istiyorum lan? İbanat. Ne ibanatı? Ne? Ne ben şey istemiyorum ki, yarım kimseden istemiyorum. Ben dilenci miyim? Hiç. Ben dilenci miyim? Ya sen dilencisin diyen yok. Ben diyorum ki gençlere fabrika kurulsun. Ben diyorum ki insanlar gibi Allah insanlar, insan gibi insanlığını yaşasın. Ben sorgulamıyorum baba, yok. Hayır lütfen. Ben sorgulamıyorum. Ben sadece merak ettiğim olay. Allah Allah. Acaba çok mu zıt bir yerde oturuyorsun da sana ilgilenmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Bak, bu devletin, ben bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıyım? Bu devletin Allah ilgilenmediği Allah yer var mı ya? Allah Allah. Ya ne ilgilenmiş? Bu devlet ilgilenmediği yer var mı? Şu insanları şu gençlere sor ya. Hangisi iş sahibidir? Sen şunu şu gençlere bir sor. Hangisi iş sahibidir? Sen diyorsun ki. Sen hayata şöyle bakıyorsun. Zeytinim, peynirim olsun tamam. Kim? Sen öyle bakıyorsun. Sen neyin olacak başka? Nasıl ne için? Sana makarna. Ben sana bir şey bir dakika. Benim sana makarna, kömür versin tamam diyorsun. Yok dur abi. Sen de sen kafan öyle o kadar çalışıyor. Sen bundan 20 yıl önce beğeniyor musun? Ya arkadaşım sen 20 yıl ne demek biliyor musun? Bir çocuk doğuyor, 20 yıl sene geliyor, evleniyor, bak erişkin oluyor. Tamam. Bu çocuğa ne verdin bu gence? Bu gence sana ne verdi kardeşim? Bu devlet sana ne verdi ya? Ne verdi sana? Bu adam 20 bir sorar mısın bunu? Bu adama ne verdi? Buna ne verdi? Gençler size ne verdi ya? İş çalışıyor musunuz siz? Çalışmıyoruz abi. Sen ne anlatıyorsun? Sen 20 sen ne anlatıyorsun baba? 20 senedir ne yapmış bu ülke? Sen ne anlatıyorsun? 2 tane köprü yapmış. Bak telefona. Hangi devirdeyiz ya? Sen seçim bu mu? Parti gözüyle bakma. Beni güzel yönetsin. Bak, kim olursa olsun hayır, fark Allah etmez. Kesinlikle kınıyorum. Namuslu şerefli yönetsin yeter. Ne? Namuslu şerefli. O zaman Ecevit'in kalkını yönetsin. Bu kim olursa olsun hiç ver. İstersen Ecevit'in yönetsin. Ha? Ecevit'in kalkını yönetsin o zaman. Ya Ecevit bir tane Şahin arabasıyla gitti gözüm.
Bir ay geçinebiliyordum. Bir ay, bir ay. Sen ben anlamadım, anlamadım. Bir Recep söyle. Döneminde 100 lirayla bir ay geçinebiliyordun. Evet. Şimdi hocam, o yüzden mi ya? Kaz. Şimdi anlatıyorsun. Recep döneminde bir ay kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bütün bütün gariz unutmadık o günleri Amerika'yı izle böyle efendim demeyene. Amerika'ya sen gidiyorsun, Amerika'nın iki günde bir gidiyorsun. Yalvarıyorsun. Kim? Ben mi yalvarıyorum? Abi siz okuyun, okuyun. Siz okuyun. Okuyoruz. Bırak ufkuna gitsin. Tamam. Bana sorma. Şu gençlere sor. Memnunsa ama size de harbiden yani şu gençlere sor. Okuyor musunuz? Gençler şu anda var mı böyle? Ne kazanıyorsun gözüm seni ya? Abi benim kazancım yok ki öyle. Kazancım yok. Vallahi yok. Evet yok. İş bul, iş bul insanlara, iş bul, iş. Abicim bu sen devletin vermediği hiçbir yerde şu anda destek yok. Devlet ayıralım. Ya hala devlet sana devlet veriyor. Destek yani bulamıyorum. Benim desteği veriyor, sana ne veriyor? Sana bir şeyler veriyor mu? Ben hiçbir şey anlıyorum. Kardeşim sen çalışmasan kim sana ne verecek? Sen çalışmasan ülkene... Çalışmasan, üretmesen, çiftçine vermesen, bak meydan dolmuş 11 milyon. Ben senden konuşuyorum. İnşallah 40 milyon olur. 40 milyon olur inşallah. Olsun olsun. Ben binemem bu arabaya. Sırtınıza. İnşallah 50 milyon olur. Olsun. Fakir dinlesin. Ama şunu da anla ki sen de benimle beraber yanarsın. Ben niye yanayım baba? Yanarsın, yanarsın. Varsa benim yoksa çalışırım ya. Senin cebine yansıdığı zaman sen benden önce gidersin o kapıya. Hangi kapıya? Merak etme. Gidersin. Hangi kapıya baba? Bir gün gidersiniz. Bir gün gidersiniz. Yok. Yok. Hadi kolay gelsin size. Size. Ablam bir şey daha. Senden konuşuyorum. 40 milyon kapı. Bir dakika ablam bir şey söyleyeyim. Emrice kişi bitti mi? Bitti. Git köyünde akrabanı bir arar mısın? Akraba, ya, akrabanı bir arar mısın ya? Akraba paran. Köylün var mı köylün? Akraba bir yapıştın mı oğlum? Köylün var mı köylün? Köylü ya. Baba. Abla bir dakika kusura bakma. Köylü var mı köylü? Kaç yaş emekli misiniz? Yok canım ne emeklisi ya. Size merak ediyorum. Devlet bak çok yanlış ellerinden öperim. Devlet sen bir dakika bir şey söyleyeceğim. Devlet madem bir şey de bu amcama diş taksın diş. Diş taksın sana diş bak dişlerim dökülmüş. Dişlerim dökülmüş sana dişler taksın. Ya devlet niye de ya gelmiş yobazlık yapıyor. El alemin emeklisi geliyor. Dur, bak burada tur atıyor, alışveriş yapıyor. Sen yok ya. Perişan haldesin. Aklınızı peki o hiç başka tarafta yok konuşuyor. Verin konuşsun. Yabancılar gitsin yok. Yabancılar. Gelin de almayı ediyorum. Yabancılar bizden daha gelin kadar. Güzel yapsın. Tane tane baba, yabancılar bak, kendi ülkemizde şey bak ben akşama kadar Mercan piyasasındayım. Mercan demek, şöyle yanıma doğru beyaz et demek, İstanbul'un beyni demek. Akşam 14 dolara düşürdü. Neden düşürdü ayın onunda? Düşürdü biliyor musun? 18'e çıkardı, götürdü, tekrar düşürdü. Bu kadar basit. Ben biliyorum, biliyorum. Aynı şey. Hocam ben niye fiyatlar da insin aşağı? Fiyatlar niye oldu? Fiyatlar. Aynen. Siz de onu konuşuyorsunuz. Fiyatlar niye inmiyor? Farkı kim atırdı? Siz ben bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Değil mi? Ben şöyle biraz daha şuraya doğru geçelim. Ben Osman Bey'den gelirken bir tane vatandaşımız şu an intihar etti. Metro kullanamadım ben. Neden kullanamadım? Belki onun bu kadar kaçığı var. Geçinemiyor bu insan. Geçinemediği için intihar etti. Yazık değil mi bizim halkımıza? İnsanlar zor durumda. Doğru. İnsanlar zor durumda. Hepsi para çıkardı. Çalışmıyor. Şimdi ben sana ne diyeyim? Bu hükümet şu anda ekonomiyi bu sene kurak etti. Öyle değil mi? Doğru mu yanlış mı? Ya amcacığım bak kurak bunun gitti, cevabı bu değil. Bunun cevabı bu değil. Ama bak Avrupa'da da kuraklık var. Ya tamam da sen Avrupa'ya bir dakika dinle. Abi sana söz verdim bak. Sana az önce de söz verdim. Bir ablam konuşsun. Şu an vatandaşımız niye ölsün? Neden intihar etti biliyor musunuz? Geçim zorluğunda. Evet. Asgari ücreti verdi, ne verdi? Her şeyi zam verdi. Geçinemiyoruz ya. Bir yak 70 liradan 170 lira oldu. Zamanı yaptı, doları düşürdü. O zaman indir. O zaman her... Orada da sert düşüş var aslında. Fiyatlar neden düştü? Ya kardeşim fiyatlar da inşin. Fiyatlar düşsün. Neden? Dolar düşsün ama... Ben fiyatlar marketten kapanırken akşam 11'e kadar marketler açık. Neden?
içindeki çalışanlar sadece şeyleri fiyatları şey yapıyorlar, yüksekleştiriyorlar. Fiyat yüksek şu an. Milleti iyice aptal yerine alıyorlar ama kimse kusura bakmaz. Yeter 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 yeter. Ya, burada geziyor. Ne alışveriş mi yapıyorsunuz? Alışveriş mi yapamıyorsun ki? Sadece gezmeye geldim ben. Alışveriş yapamıyorum. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Alışveriş yapamıyorum. 950 lira sakat maaşı alıyorum. Ben ne yapacağım onunla? Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Onu da götürüp günü geldiği zaman atacaksın. Sandıktan gideceksin. Cevabını vereceksin. Biz Türk halkı olarak sandıkta geldim. Biz kavga, gürültü istemiyoruz. Sandıkta gideceğiz, cevabını vereceğiz. Öyle. Bu kadar basit. Getirsin sandığı gelsin bir an önce. Böyle gene nereye gidecek? Ya biz ne yapacağız ya? Oylarımı çalın. Benim bir ayda yaşadığım psikolojiyi ben Bakırköy'den tedavi gören insanım ya. Saraylarda ne yapacağım, ne edeceğim diye düşüne. Onlar saraylarda mecliste oturabilirler. Yeter. Onlar saraylarda mecliste oturabilir ama bir gün gelecekler. Haram olsun, kan olsun. Bir gün gelecekler. Benim bir dilim ekmeğine bile göz dikene haram olsun. Ya yalan bunlarda, dolan bunlarda, hırsızlık bunlarda. Ben dini sorgulamaya başladım. Bravo. Hem din diyeceksin. Benim vatandaşım diyor ki. Hem nas diyecek. Benim vatandaşım diyor ki. Elhamdülillah diyecek. Evet. Ondan sonra bütün. Çünkü doymuyorlar. Bütün olmazdı. Yapacak. Ben bu sefer dini sorguluyorum. Ablacığım teşekkür ederim. Ha. Bravo. Bizim bu arkadaş. Ben her şeyi sorguluyorum. Şimdi ruhlu İslam bedende Türklüktür. Bu benim için vazgeçilmez bir unsur. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler bunu top sindiremez. Bu kadar basit abi. Benim diyeceğim bu kadar. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Eyvallah. Eyvallah. Kardeşim gel. Ekonomiden bahset. Ekonomiden. Şey yapıyoruz. Sen benim kadar Türk milliyetçisin. Ben oradayım. Ya ben karnım aç. Karnım. Konuşuyorsun. Tüpmüş bilmem neymiş. Hepimiz burada Müslümanız. Herkes vatanı için uğraşıyor. Ama aç karnına hiçbir şey olmuyor. Bu milleti kandırarak hiçbir şey olmuyor. Evet. Kimse kusura bakmasın. Bravo ablacığım. Halkın önünde hiç kimse duramaz. Ben öbür ayı nasıl getireceğim? Ben bu ayı nasıl geçireceğim diye düşün. Ben battaniyenin altında duruyorum. Doğalgaz gelecek. Nasıl ödeyeceğim? Kimse onu düşünmüyor. Onun hesabını. Yok, onu düşünmüyor. Dolar inmiş. Çünkü ya benim bir dolarım sıcak. Bile yok. Bana çünkü ne dolarda? Onların yeri sıcak. Onlar senin burada üşüyüp üşümediğin ne oldun? Hiç umurum değil. Ben Yaradan'a havale ediyorum. Allah'ım bildiği gibi yapsın, bin beter etsin. Amin. Az önce arkadaşın bayanın konuştuğu gibi tek lider var. Dur abi. Tek lider var. O da Mustafa Kemal'dir. Ve ondan sonrası da Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerine güveniyoruz. Bu gençler çok zeki gençlerdir. Hani onların çocukları gibi gidip de Amerika'da orada burada okumuyorlar. Bizim çocuklarımız hem çalışıp hem okuyorlar ve çok akıllı çocuklarımız var. Bütün gençlere çok güveniyorum. İnşallah iyi günler göreceğiz. İnşallah bu ülke güzel şeyleri hak ediyor. Bu ülke kolay kazanılmadı. Kurtlu çorbalarla kazanıldı. Çarıklarla kazanıldı. Ama şimdi ise davulla zurnayla satıyoruz. Bu bir. İkincisi ben bitireceğim. Siz gençlere çok güveniyorum. Siz Atatürk'ün çocuklarısınız. Biz Atatürk'ün kadınlarıyız. O yüzden bu ülke ileride çok güzel olacak. Buna inanın. Umudunuzu kaybetmeyin. Hırsıza, yolsuza da inanmayın. Adaletin peşinden gidin. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.